Merhabalar, hoş geldiniz. Kümeler konusunun son bölümü küme problemleri ACE yayınlarından size detaylı bir şekilde konu anlatımı ve soru çözümü yapacağım. Her yıl üniversite sınavlarında bu konuyla ilgili bir soru çıkmaktadır. Küme problemlerine şöyle bir örnekle başlayalım. Aşağıda Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilenlerin ve bu dilleri konuşamayanların sayıları Venn şemasıyla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bulunuz diye soruyor. Almanca konuşabilenler yani A kümesinin elemanlarını soruyor. Kimler var A kümesinin elemanlarında? Hemen şöyle yazalım. A var, B var, G var ve E var. Dolayısıyla bunların toplamı bu. Almanca bilenlerin toplamı bu şekilde gösterilebilir. Gelelim İngilizce ve Almanca konuşabilenler. Ve diyorsa İngilizce ve Almanca hem İngilizce konuşacak hem de Almanca konuşanlar kesişim oluyor. Ve demek hem Almanca hem de İngilizce konuşabilen bölgeyi soruyor. O da burası olmuş oluyor. Dolayısıyla E ve G bizim aradığımız elemanların toplamıdır. Yazıyorum. E ve G. Almanca veya Fransızca diyor. Şimdi veya demek Almanca da konuşabilir, Fransızca da konuşabilir, her iki dil de konuşabilir. Yani şurası hem Fransızca hem Almanca konuşanların bulunduğu elemanları istiyor benden. A sırayla yazıyorum. A, E var, G var, D var, C ve F var. Hepsini kısaca yazdık arkadaşlar. C artı F'yi de yazdık. Almanca konuşamayanlar. Almanca konuşamayanlar şunlardır sevgili gençler. Şurayı siliyorum. Almancanın dışındakileri istiyor benden. O da konuşamayanlar şunlardır. Almanca konuşamayanlar. Dış tarafı da olabilir tabii. Kimler var? B, F, C, H var. B, F, C ve H var. Dolayısıyla bunlar da Almanca konuşamayanlar olmuş oluyor. Yabancı dil bilmeyenler. Bilmeyenler sadece ve sadece dış taraf arkadaşlar. Dış tarafında ne oluyor? Bilmeyen hiç değil. Bilmeyen neresiymiş? H harfi. O zaman buraya H koyuyoruz. Gelelim. Almanca ya da İngilizce konuşabilenler. Almanca ya da İngilizce konuşabilenler. Bakın. Ya sadece Almanca konuşacak A ile D ya da sadece İngilizce konuşabilecek B ile F. B artı F olmuş oluyor sevgili gençler. Peki geldik buraya arkadaşlar. Almanca birleşim, İngilizce kesişim, Fransızca. İngilizce ile Fransızcanın kesişim dediği yer şurası arkadaşlar. Neresi hemen gösterelim size. İngilizce ile Fransızcanın kesişimi şurası. G ile F. Almanca ile birleştireceğiz. Şu Almanca kısmıyla birleştireceğiz bunu. G ile F'yi. O zaman A, E, D, G ve F. Bu da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Peki A'nın eleman sayısı SA. A'nın eleman sayısı 2, 4. Artı İ'nin eleman sayısı. Gerçi bunlar neydi? Konuşmanın sayıları. SA değil de 4 değil de pardon orayı 4 demeyelim. A'nın eleman sayısı buradakilerin hepsi olacak arkadaşlar. Çünkü orada eleman sayıları da onlar. A var, E var, G var, D var. A, E, G ve D. Peki İ'nin eleman sayısı? İ'nin eleman sayısı yine E var, G var, F var ve B var. Çünkü bunlar ayrı ayrı istediği için hepsini böyle ayrı ayrı yazıyoruz sevgili gençler. Şimdi bunları yaptıktan sonra gelin örneklere geçelim. Şimdi burada diyor ki E evrensel küme olmak üzere B basketbol oynayanlar, F de futbol oynayanların kümesini gösteriyormuş. Şemadaki sayılar bulundukları bölgedeki eleman sayılarını göstermektedir. Buna göre
Basketbol oynamayanlar 12 kişi. Basketbol oynamayanlar basketbolun dışındaki şeylerdir. Bakın 3 de var. 3 kişi burada, 12 kişi burada. Bu 15 olması lazım. Doğrusu 15'tir. O zaman bu doğru değildir. Basketbol ve futbol oynayanların en çok birini oynayan 21 kişidir. Şimdi ben şöyle siliyorum. Burası 15 kişiydi. Basketbol ve futbol oynayanlardan en çok birini oynayan 21 kişi. En çok birini diyorsa demek ki burası, 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 burası olur. Yani her ikisini oynayanların dışındakiler. 12, 6 daha. 18, 3 daha. 21. Evet, doğru. Bu ifade doğrudur. Basketbol ve futbol oyunlarından en az birini oynayan 18. En az birini oynayan demek hiçbirini oynamayanların dışındakilerini istiyor. En az biri iki oyunu da oynayanlar olabilir. Dolayısıyla en az birini oynayanlar, bunların hepsi en az birini oynuyor. Dolayısıyla bunların toplamı 8, 12 daha 20 olacak. 18 değil de bunun cevabı 20 olması gerekiyor. Bu da yanlış. Bu yanlış. Bu da yanlış. Futbol oynayanların 1 bölü 3'ü basketbolda oynamaktadır. Futbol oynayanlar kaç kişi? 14 kişi. Ama 14'ün bir defa 12'nin, eğer futbol oynayanlar 14. 14'ün 1 bölü 3'ü olmaz. Yanlış yani. Bu ifade yanlış arkadaşlar. 14 3'e bölünmüyor. Basketbol oynayanların 1 bölü 4'ü futbol oynamak. Basketbol oynayanlar 8 kişi var. Evet, doğru. Basketbol oynayanlar 8 kişi. Bu 8 kişinin 1 bölü 4'ü, yani 2 kişisi futbol oynuyor. Doğru. 2 kişisi futbol oynuyor. Bu ifade doğrudur. O zaman bizim hangileri doğru? 2 ve 5. maddemiz doğrudur diyoruz arkadaşlar. Peki. Bir sonraki sorumuza gelelim. İngilizce veya Fransızca yabancı dillerin en az birini konuşabilen, en az birini diyorsa o zaman dışarıda eleman kalmayacak. İngilizce ve Fransızcayı böyle yazıyoruz sevgili gençler. 25 kişilik bir sınıfta yalnız bir yabancı dil konuşabilen 8 kişidir. Yani şu ikisinin toplamı, yalnız bir dil konuşanlar burasıdır, 8 kişi. 25 kişiymiş. O zaman demek ki buraya 17 kişi kaldı. 17, 8 daha 25. Her iki dili konuşabilen kaç kişidir? 17'dir. Doğru cevabımız budur. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Basketbol ve voleybol oynayanlardan en az birini oynayanların bulunduğu 40 kişilik bir sınıfta basketbol oynamayanların sayısı 17. Şimdi şöyle çizelim. Basketbol, voleybol. En az birini oynayanların bulunduğu 40 kişilik bir sınıfta basketbol oynamayan burasıdır. Burası voleybol. O zaman burası basketbol oynamıyor, 17. Peki basketbol ve voleybol oynayanların sayısı, bu ikisi de 10'muş. Toplam 27. 40 kişiydi, buraya 13 kişi. Sadece basketbol oynayan kaç kişi var? Sadece basketbol oynayan 13 kişidir. Doğru cevabımız 13'tür arkadaşlar. Hiç işlem yapmaya gerek yok. Bir grupta futbol oynayanların sayısı 12. Basketbol oynamayanların sayısı 9. Bu iki oyunun hiçbirini oynamayanların sayısı 5. O zaman yazalım. Futbol ve basketbolu böyle çizelim. Bir de bu ikisini oynamayanlar da varmış. Yani evrensel kümede çiziyoruz. Şuraya da evrensel küme diyelim. Diyor ki bu iki oyunun hiçbirini oynamayanların sayısı 5. Yani dışarısı 5. Şurası 5. Şimdi yazdık. Basketbol oynamayanların sayısı 9. Basketbol oynamayanların dış tarafı 9. 5 buradaysa buraya 4. Yani basketbolun dışındaki toplam 9 olması lazım. Burada 5 var, o zaman buraya 4 kaldı. Ne diyor? Futbol oynayanların sayısı 12. Futbol oynayanların sayısı 12 ise buraya 8 kişi kaldı. 8, 4 de 12. Hem futbol hem basketbol oynayan kaç kişi var? Doğru cevabımız, kesişimi soruyor. O da 8'dir. Bu şekilde çözüyoruz. Dikkat ederseniz kısa ve pratik yoldan çözmeye çalışıyorum. Çok işlem detaylı böyle çok bilinmeyen kullanmak istemiyorum sevgili gençler. Buradan direkt kısaca bu şekilde çözebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. A ve B gazetelerinden en az birini okuyan 42 kişi vardır.
A gazetesi okuyanın sayısı B gazetesi okuyanın sayısının 3 katıdır. Her iki gazetesi okuyanın sayısının alt katıdır. Şimdi A gazetesi ve B gazetesini düşünelim. A, B. Şimdi diyor ki A gazetesi okuyanların sayısı her ikisini okuyanların alt katı. Demek ki burası x ise tamamı 6x olacak. O zaman buraya 5x kaldı. Bunu yazdık. B gazetesini okuyanların sayısının 3 katı. Bu 6x ise bunun tamamı 2x olması lazım. O zaman buraya x kaldı. Bunların toplamı 6, 7x. 7x eşittir. 42 ise arkadaşlar x eşittir 6. Biz de ne istiyoruz? A gazetesini okuyanların sayısı yani 6x'i soruyor. 6x demek 6 çarpı 6'dan o da eşittir. 36 olur. Doğru cevabımız 36'dır. Geçiyorum 7. soru. Bir grupta hem futbol hem de basketbol oynayanların sayısı 6. Futbol veya basketboldan en az birini oynayanların sayısı 26. Şimdi futbol, basketbol yazalım. Futbol oynanan sayısı basketbol oynanan sayısının 3 katı olduğuna göre bu grupta yalnız futbol oynayan sayısı kaçtır? Hem futbol hem de basketbol oynanan sayısı 6. Demek ki kesişimi 6. Futbol veya basketboldan en az birini oynayanların sayısı 26. En az birini oynayanlar demek ikisini de oynayabilir. Yani demek ki burası 20 olacak. Yalnız futbol oynayanlar kaç kişi bu x'e? Şimdi 6 burada. Demek ki burası da 20 eksi x. Niye 20 eksi x diyoruz? Çünkü bunları topladığında x'ler gider 26 olur. Çünkü burada diyor ki en az birini oynayanların sayısı 26'dır diyor. Peki futbol oynayanların sayısı x artı 6 yazıyorum. Basketbol oynayanların sayısının 3 katı. Basketbol oynayanların sayısının 3 katı. 3 çarpı 26 eksi x'tir arkadaşlar. 26 eksi x'tir diyoruz. Peki x artı 6 işlemi yapalım. 3 ile çarparsanız 3 kere 6 18. 3 kere 2 6 78. Eksi 3x. 3x'i buraya atarsanız 4x eşittir 72 oldu. X de eşittir. Herhalde ne olur? 18 olmuş olur. Zaten bize yalnız futbol oynananların sayısını soruyordu. O da 18'dir diyebiliriz sevgili gençler. Geldik 8. soru. 47 kişilik bir grupta voleybol ve tenis sporunun en az birini oynamaktadır. Voleybol ve tenis. Hemen bakın böyle çiziyorsunuz. Voleybol, tenis. Voleybol oynananın sayısı tenis oynayanların 4 katıdır. Sadece voleybol oynananın sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi 47 kişilik bir voleybol ve tenis sporunun en az birini oynamaktadır. Voleybol oynananların sayısı tenis oynayanların sayısının 4 katı. Sadece voleybol oynanan sayısı aşağıda hangisi olabilir? Şimdi bunu şıklardan düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada 32 kişi sadece voleybol oynuyorsa voleybol oynayanlar tenis oynayanların kaç katıymış? 4 katıymış. O zaman tenis oynayanlar da eğer buna x kişi dersen, tenis oynayanlara x kişi dersen o zaman ne olacak? Burada kesişimi de tabii var işin içinde. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Hangisi olabilir diyor. Tenis oynayanlar geriye 32 orada varsa 15 kişi kaldı. Doğru mu? 15 kişi kaldıysa 15'in 4 katı burada paylaştırmam lazım. Ben mesela buraya 4 kişi verirsem geriye 11 kişi kaldı. 15'in 4 katı 60 olur. Olmaz burada. Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Dolayısıyla bunu nasıl yapalım? Gelin şöyle bir değer verelim. Yani şöyle bir şey çizelim. Voleybol oynayanlar, tenis oynayanlar. Şimdi A, B, C diyelim. Bu A artı B artı C dediğimiz kişiler eşittir 47'dir sevgili gençler. Sonra voleybol oynayanların sayısı yani A artı B eşit olacak 4 çarpı B artı C. Bu önemli. Bu bilgiyi de yazdık. Burada 4B, 1B oraya gitti, 4C. A eşittir. Şöyle bir şey oldu. 3B
1 b buraya gittiği için artı 4 c oldu. Bunu böyle yazalım. O zaman getirip burada a gördüğümüz yere değeri koyacağız arkadaşlar. 4b artı 4c yazacağız. A yerine 3b artı 4c. Peki burada da b var. A yerine ben 3b yazarsam oradan da ne olacak arkadaşlar? 4b. Peki 4c, 1c de orada var. 5c eşittir 47. Burada değer vermekten başka çaremiz yok sevgili gençler. Ben şöyle bir şey değer vereceğim arkadaşlar. Şimdi burası 4'ün katı. Burada değer vereceğiz. Mesela 1 verirsek 42 olur. 4'ün katı olmaz. 2 verirsek 10 olmaz. 3 verirsek 15 olur. Nasıl olur? 15. 47'den 15 çıktı. 32. Bu da 8 olur. Dolayısıyla 4 kere 8. 32. 15 daha 47 olmuş olur. Yani mesela B'ye 8 verebiliriz arkadaşlar. C'ye 3 verebiliriz. A'yı nasıl bulacağız? 8 kere 3 24. B'ye 8 verdiğimiz için arkadaşlar buna dikkat edin. Buraya 8 verdik, buraya 3 verdik. 3 kere 8 24. 12 daha. A'da 34 olmuş oldu. Ne diyor bize? Sadece voleybol oynanan sayısı hangisi olabilir? 34 olur. Doğru cevabımız B'dir. Yani burada harf vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi 35 kişilik bir sınıfta A ya da B marka cep telefonu olan öğrenciler bulunmaktadır. Sınıfta A marka telefonu olan kız öğrenci sayısı. Bunu da tablosuz şu şekilde yapıyorsunuz sevgili gençler. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi A marka bir de B marka düşünelim. Kızlar var arkadaşlar. Bir de erkekler var. Bakın bu da dörtlü tabloyu böyle yapıyorsunuz. Erkekler de bu şekilde yazdık. Diyor ki A marka telefonun kız öğrenci sayısı yani şurası B marka telefon olan erkek öğrenci sayısının iki katıdır. B marka erkeklerin iki katıdır. Yani burası x ise burası da 2x'tir. Bunu yazdık. B marka telefonu olan kız öğrenci sayısı şurası A marka telefonu olan erkek öğrenci sayısından iki fazladır. Yani buraya y eğer erkeklerden iki fazla o zaman burası y ise burası da y artı 2'dir. Bir daha B marka telefonu olan kız öğrenciler A marka telefonu olan erkeklerden iki fazladır diyor. Sınıfta 13 erkek öğrenci olduğuna göre yani x artı y 13'müş. X artı y 13. Yani 13 tane erkek varsa arkadaşlar o zaman 35'ten 13 çıktı. 22 tane kız vardır. Yani bunların toplamı 2x artı y artı 2 22 ise o da eşittir 20 olur. Bizden ne istiyor? A marka telefonu olan kaç öğrenci vardır? 2x artı y istiyormuş. Dolayısıyla A marka telefonu olan 2x artı y o da eşittir 20 olur. Hiç işlem yapmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam. Peki. Bir sonraki sorumuza geçelim. Almanca ve İngilizce dillerden en az birini konuşabilenin bulunduğu bir sınıfta sınıfın %56'sı Almanca bilir. O zaman Almanca'yı çiziyorum. Bir de İngilizce dillerini bilin. Burası sınıfın yalnız sınıfın diyor %56'sı Almanca burası. Ve ne diyor? %20'si hem İngilizce hem Almanca. Yani buraya %20 yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya %20 yazdık. 56, 20 o zaman ne oldu? 76. Buraya da 24 kaldı. %24 kaldı arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bu 56, 20 ve 24 hepsi 4'ün katı. 4'e böldüğümüzde arkadaşlar zaten sınıfımız 100 kişiydi. Sınıfımız 100 kişi ve hepsi de 4'e bölünür. 4'e böldüğümüzde 25 olur. 25x. Yani bizim sınıf mevcuzumuz aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 25 kişi. Yani 4'e bölseniz burası 6x. 4'e bölseniz 5x. Buraya da 56'yı 4'e böldüğünüzde 14x olur. Bunları topladığınızda 25x, 25'in katı doğru cevabımız hangisi olabilir? 25 olmuş olabilir. Evet sevgili gençler bakın küme problemlerini bu şekilde izah ettik. Takipte kalıyorsunuz. Kendinize iyi bakın.
çalışın, yapabilirsiniz, kendinize güvenin, hoşça kalın.